Evet, herkese merhaba. Bugün size yapay zeka kullanan bir programdan bahsedeceğim. Bu aslında müzikle uğraşan, ses kayıt işiyle uğraşan birçok kişinin bildiği Audacity adlı bir program. Audacity'nin neden tanıtıyorum? Onunla ilgili hemen açıklamamı yapayım. Şimdi biliyorsunuz yapay zeka ve müzikle ilgili çok ciddi gelişmeler oluyor. Birçok yapay zeka tabanlı web sitesi açılıyor. İşte kendi bestelerinizi yapabiliyorsunuz, işte gürültü temizleyebiliyorsunuz gibi gibi bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Ve hatta daha önceki videolarıma bakarsanız hep sesi müzikten ayırma ile ilgili iki tane video çekmiştim. Ve o videolarda şunu da söylemiştim, dikkat ettiyseniz, yani bu işler daha yeni olduğu için çok başarılı olmayabilir ama ilerledikçe daha başarılı olacaktır diye bir not düşmüştüm. Şimdi Audacity programını buldum ve içinde çok güzel 2-3 tane yapay zeka meselesi var. Onları size anlatmadan edemezdim. Hemen ilk yapacağımız şey Audacity programını indirmek oluyor. Son sürümünü indirip kuruyoruz bilgisayarımıza ya da laptopumuza. Arkasından şu web sitesine gidip bunların adreslerini bırakacağım size. Bu GitHub'ın içine gidip burada OpenVINO AI Plugins eklentisi 72,7 MB'lık bir eklenti. Bunu da indiriyoruz ve indirdikten sonra kuruyoruz. Daha önceki versiyonlarda Audacity'nin daha önceki versiyonlarında bunu klasör olarak indirip dışarıya çıkartıp oradan işte Audacity'nin klasörünün içine atmanız gerekiyordu falan. Şimdi bu versiyonda bu işi kolaylaştırmışlar. Bir setup dosyası yapıp kendisi otomatik olarak bu işlemleri yapıyor. Bunu kurduktan sonra Audacity'yi açmanız gerekiyor. Ben bunun kurulumunu Türkçe yapmışım. Bir hata etmişim. Keşke İngilizce yapsaymışım. Çünkü menülerin İngilizce olmasına çok daha alışkınız aslında. Yıllardır öyle kullandığımız için ama Türkçe ile idare edelim şimdilik. Şimdi ilk olarak size neyi göstereyim? Mesela sesi müzikten ayırma meselesini göstereyim. Bu tabii Audacity'nin bu eklentisi, yapay zeka eklentisinin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Bunu offline olarak yapıyorsunuz. Yani herhangi bir internet sitesine bağlanıp orada işte müziği yükle, onu sese ayır, yok şu kadar para verirsen 30 saniye daha dinletirim falan gibi şeylerden kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla ben çok olumlu ve efektif buldum bu programın yeni özelliğini. Şimdi buradan içe aktar diyelim ve ses dosyası Barış Manço Dönence 2. Barış Manço'nun Dönence şarkısını kullandım. Umarım telife takılmaz YouTube'da. Simsiyah gecenin. Evet. Yaklaşık zaten 10 saniyelik bir bölümünü kullanmıştım. Burada yapacağımız vokali müzikten ayırmak için yapacağımız işlem şu. Etkiler, yani efekt kısmına geliyoruz. Burada OpenVINO AI efekt kısmına geliyoruz ve Music Separation, müzik ayırma menüsünü seçiyoruz. Bu sekmeye tıkladıktan sonra bakın Separation modu burada 2 olarak göstermiş. Yani eğer siz sadece karaoke için düşünüyorsanız bunu, karaoke yapmak için düşünüyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Burada müziği ayrı kaydediyor, vokali ayrı kaydedebiliyorsunuz. Hemen altında 4 sistem dediği de drum, bas, vokal ve other. Yani davullar, bas gitar, vokal ve diğer enstrümanları 4 kanal halinde ayırıyor. Biz önce iki enstrüman olarak deneyelim. Uygula diyoruz. Diğer ayarları standartta bırakıyorum. 10 saniyelik bir klip olduğu için kısa sürecektir. Evet. Şimdi bakın burada yazıyor ismi zaten, ayırdığı ismi. Barış Manço Dönence 2 enstrümantal, Barış Manço Dönence 2 vokal kısmı olarak yazıyor. Ayırmış. Solodan bakalım enstrümantal kısmını nasıl yapmış. Çok başarılı. Çok güzel olmuş. Yani ben bayağı beğendim. Vokal kısmına bir bakalım. Simsiyah gecenin koynundayım. Bu da çok güzel olmuş. Yani vokal kısmında belki biraz bozulma olabilir. Onu EQ desteğiyle halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bu haliyle de bence gayet yeterli. Bu ikiye bölünmüş hali müziğimizin. Şimdi dörde ayıralım. Yani baslar, vokaller, davullar ve diğer enstrümanlar olarak burada gene OpenVINO eklentisine gelip Music Separation'ı seçiyoruz ve buradan dörde ayır diyoruz. Uygula diyoruz.
Hemen dörde ayırma işlemini başlatıyor. Yine 10 saniyelik bir klip olduğu için bunun da kısa süreceğini düşünüyorum. Evet, hemen bitti zaten. Şimdi burada bakın gene yazıyor. Dönence 2 dram. Burası davul kanalı. Hemen solo yapıp dinleyelim. Ve bas kısmına bir bakalım. Fena değil bence. Diğer enstrümanlar kısmına bakalım. Güzel. Ve bu da solo kısmı, vokal kısmı. Simsiyah gecenin. Yine aynı şekilde ayırmış. Ben başarılı buldum açıkçası. Özellikle tabii bunu offline olarak yapıyor olması, internet bağlantısı gerektirmeden yapıyor olması büyük bir avantaj, çok büyük bir avantaj. Şimdi gelelim ikinci konuya. İkinci konu şu, eklediğimiz yapay zeka ile biliyorsunuz bu hem podcast yapımcıları hem bu işlerle uğraşanların en büyük dertlerinden bir tanesi dip gürültüsü meselesidir. Dip gürültüsü olan herhangi bir ses kaydını buraya eklemek yerine bugün başka bir şey yapacağım. Buradan ses kaydını başlatacağım. Yeni bir ses kaydı başlatacağım. Ve başlattığım bu ses kaydına gördüğünüz şu fön makinesiyle. Evet, bu şekilde fön makinesi çalışır vaziyette sesim böyle duyuluyor. Bakalım nasıl duyuluyormuş. Gördüğünüz şu fön makinesiyle. Evet, bu şekilde fön makinesi çalışır vaziyette sesim böyle duyuluyor. Evet. Şimdi bakalım buradan tekrar etkiler yani effects, open vino, AI ve noise kısmını seçiyoruz burada. Pardon, tekrar kanalı seçmemiz gerekiyor. Seçtikten sonra yapay zekadan noise'u seçiyoruz. Burada gene standart ayarlar neyse hiç ellemiyorum. Burada Deep FilterNet 2 ve 3 var. Deneyebilirsiniz onları ama ben standart 2'de geldiği için 2'ye uygula diyorum. Bakalım fön makinesiyle ilgili olan yeri bu bayağı götürdü gibi gözüküyor. Hemen dinleyelim şuradan. Aydın'a gördüğünüz şu fön makinesiyle. Evet, bu şekilde fön makinesi çalışır vaziyette sesim böyle duyuluyor. Çok güzel yapmış. Yani gerçekten şu ana kadar denediğim bu dip gürültü giderme programları yapay zekaların içinde bence gerçekten en iyilerinden bir tanesi bu. Harika. Hiç fön sesi duyulmuyor bakın. Aydın'a gördüğünüz şu fön makinesiyle. Evet, bu şekilde fön makinesi. Şahane. Çok güzel bir özellik eklemişler. Dediğim gibi bunun en büyük avantajlarından bir tanesi bunları offline olarak yapıyor olabilmeniz. Şimdi bu anlatacağım özellik de gerçekten benim çok hoşuma gitti. Mesela burada bir deneme kaydı yapacağım. Herkese merhaba. Bugün size offline olarak çalışabileceğiniz bir yapay zeka örneklemesinden bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bakın böyle bir kayıt yaptım. Bugün size offline olarak gayet güzel. Şimdi bahsedeceğim üçüncü özellik şu. Buradan incele kısmına geliyoruz ve OpenVINO'nun transcription denilen bir bölümü var. Arkadaşlar bu da çok hoşuma gitti benim. Burada gene tabi dosyanın tamamını seçmemiz gerekiyor. Analyze kısmı İngilizce kullananlar için transcription'ı seçiyoruz buradan. Şimdi bakın source language mesela biz burada Türkçe'yi seçeceğiz. Türkçe konuştuğumuz için Türkçe'yi seçtik. Uygula diyoruz. Altta hemen transcription diye bir kanal açılıyor. Bakın burada herkese merhaba. Bugün size offline olarak çalışabileceğiniz gibi burada bir şey yanlış yapmış. Yapay zeka örneklemesinden bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim demiş. Herkese merhaba. Bugün size offline olarak çalışabileceğiniz bir yapay zeka örneklemesinden bahsedeceğim. Tabii orada gibiyi yazmış. Ben bir ağzımı yuvarlamışım. Orada gibi anlamış onu. Doğru yapmış yani. Şimdi bu konuşmayı, bu tabii daha uzun bir konuşma olabilir. Bu konuşmayı dışarıya aktarmak istiyorsanız burada transcription kanalını seçiyoruz. Dosya, başka dışa aktarma, etiketleri dışa aktar diyoruz ve
Bir TXT dosyası olarak bunu dışarıya aktarıyor. Biz bunu mesela masa üstüne alalım. Transcription base kaydet diyoruz. Ve masa üstümüze bakıyoruz. Transcription base dosyası buraya gelmiş. Ve gördüğünüz gibi herkese merhaba. Burada zaman etiketleri koymuş. Şunları nedir bilemedim yani ama. Ve bunu gördüğünüz gibi transkrip olarak da dışarıya aktarabiliyor. Buradan tekrar Analyze menüsünden, incele menüsünden OpenVINO Transcription bölümüne geliyoruz. Tabii kanalımızı seçmemiz gerekiyor tamamını. Transcription'ı seçtik. Şimdi bakın Türkçe transkrip edecek ama ben bunu mesela Translate diye seçebiliyorum buradan. Benim Türkçe olarak konuştuğum kaydı diyelim ki İngilizceye çevirsin istiyorum. Uygula diyoruz. Hello everyone. Today I would like to talk to you about making a website that you can work as an offline. Thank you for listening to me şeklinde İngilizceye de gayet başarılı çevirmiş gördüğünüz gibi. Bu transkrip meselesi de gayet güzel bir meseleydi. Audacity ile ilgili size anlatacağım. Son bir şey kaldı. Onu da bunları kapatıp anlatmaya başlayalım hemen. Şimdi hiçbir proje dosyası açmadan direkt programı açtığınızda bu ekran çıkıyor ve burada oluştur kısmına geldiğinizde OpenVINO Music Generation. Bu da sevgili arkadaşlar bir takım web siteleri var hepinizin bildiği gibi, daha doğrusu bu işle uğraşanların bildiği gibi o web sitelerinden de bahsedeceğim sizlere. Fakat o web sitelerinden bahsetmeden önce aslında yapacağımız ve benim anlatacağım aslında o web sitelerinin yaptığı birçok işi bu programın içinde yapabiliyoruz. Bunlardan işte sonuncusu da size göstermek istediğim OpenVINO Music Generation. Şimdi bakın buna tıkladığınızda size bir müzik üretiyor. Music Generation dediği zaten müzik üretmesi ve burada prompt girebiliyorsunuz. Şimdi burada da müzik üretmenize yarayan bir bölüm var. Bu gene bir yapay zeka eklentisi. Standart ayarları şu şekilde gelmiş. 30 saniyelik bir müzik üretmek üzerine gelmiş ki buradan saniye, milisaniye onları değiştirebiliyorsunuz. 30'u da değiştirebiliyorsunuz herhalde. Bakalım. Evet, 20, 30, 40 böyle ok işaretiyle değiştirebiliyorsunuz. Biz bunu 20 saniye yapalım. Model Selection kısmında 16 bit ve 8 bit olarak mono ve stereo. 16 stereo yapsın. Buraya bir prompt girmemiz gerekiyor. Aşağıdaki değerlerin biriyle oynamayacağım. Ama burada promptunuzu mesela 80 pop track with bass, drums and synth gibi bir şey yazmış. Buraya herhangi bir şey mesela bir R&B ya da pop ya da rap tarzında bir prompt girebilirsiniz. Rap ile ilgili bir prompt girebilirsiniz. Biz gene böyle bırakalım. Hatta bunu 80 değil 90 diyelim. Ve oluştur diyoruz. Bu oluşturma işlemi biraz uzun sürebilir. Bu gene sizin işlemciniz ve RAM kapasitenizle, bilgisayarınızın işlemcisi ve RAM kapasitesiyle ilgili bir durum. Bakalım bekliyoruz ne çıkacak karşımıza. Ben de merak ediyorum. Ve evet, müzik üretimimiz tamamlanmak üzere şu anda. Evet, müzik üretimimiz tamamlandı. Böyle bir müzik yaptı bize. 20 saniyelik. Bakalım nasıl bir şey yapmış. Dinleyelim. Evet, bit tarzı şeyler vermiş bize. Tabii burada sizin o pencere açıldığında yazacağınız prompt önemli. Nasıl bir prompt yazacağınız önemli. Bahsetmek istediğim program buydu. 3-4 işinizi birden çok rahat bir şekilde offline olarak yapabileceğiniz bir program. Bilgisayarınızda bulunsun derim ya da laptopunuzda bulunsun derim. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.